Evet değerli dostlar yabancı yatırımcılara e, baktık. E, şimdi de fonların almış olduğu şirketlere bir bakalım. Yabancılara baktık. Fonlara bakmazsak olmaz. Fonlar bizim için önemlidir. Özellikle fon yatırımcıları her geçen gün artıyor. O yüzden e, yatırım fonlarının hangi şirketlere yöneldiğini bilmek e, bizler için önem arz edebilir değerli dostlar. O yüzden yatırım fonlarının e, almış oldukları şirketlere dikkat etmek gerekiyor çünkü ciddi anlamda her bir bir fon e, ciddi seviyelerde bir para hacim girişi yapabiliyorlar. O yüzden bunlar da bizim için önemlidir. İlk etapta aynı tarihler arasında yani Temmuz ayı itibari ile e, yatırım fonlarının en fazla e, hangi şirketlere yöneldiklerine bak, bir baktığımızda İşkaya O ilk sırada yer alıyor. Aghol ikinci sırada. Bion burada üçüncü sırada. Bir sürpriz olarak e, Bion var. E, Killer Holding varmış. Ekgeyo var. Aksen varmış. Kardemir de varmış. Bimaş, Kerevitaş, Erbos varmış. Oyak Çimento, Gübre Fabrikası, Odaş, Doaş, Cante, Genil, Saol, Sasa, Aksa, Dol, Pegasus, Galatavint çok market, info, proto ve baskas olmak üzere buradaki şirketlere en fazla TL olarak yani para girişi olarak en fazla bu şirketlere yatırım yaptıklarını görebiliyoruz. Bir de e, bu iki ilgili tarih arasında onların en fazla alım yapmış olduğu lotlarını yükselttiği şirketlere baktığımızda ilk etapta EKGO varmış, emlak gayrimenkul varmış. Emlak gayrimenkul ciddi anlamda hala topladıklarını görebiliyoruz. Yani bu listemizin başında. Zaten burada da dikkat edecek olursanız burada holdingler ve GO'lar her zaman ilk sıralarda yer alıyor. Ve yer almaya da belli ki devam edecektir. Bu iki aydır 3 aylık süre zarfı içerisinde sürekli bunları e, takip etmemiz gerekiyor. Burada ikinci sırada iş GEO varmış. Burada BION varmış. Lotlarını da yükseltmişler. Kirel. Kiler Killer Holding de varmış. Kardemir'de, Doğul, Sabancı Holding, Odaş, Oyak Çimento, Kerevitaş, Ereli, Harsan, Rubenis. Rubenis de burada 1 milyon 322 bin lot topladıklarını görebiliyoruz. Bu son 10 günlük, 5 günlük süre zarfı içerisinde zaten yeni halka arz olan bir şirkettir. Yani açıkçası ucuz bir şirket e, çarpanları olarak güzel bir şirket yatırımlarını da devam ettiriyor. Lakin e, genel müdürün e, o ibn yani e, o neyse cümlemize dikkat etmemiz gerekiyor. Çok e, kurnazlık yaptı. Halka arzda e, yaklaşık 170 bin lot almıştı. Eee 3. tavanda, dördüncü tavanda e, küçük yatırımcının eline verdi ve kaçtı. Tabii ki şirket hemen buna bir dur dedi. Dedi ki hop oğlum dur. Getir bu parayı şirketin işine koyacaksın. Ama hangi parayı? Karını koyacaksın. Sermaye senindir. Ama yapmış olduğun o kar stratejini tamamen getireceksin. Şirketin varlıklarına, öz sermayesine katacaksın dediler. Bakalım ne olacak, ne bitecek ama çok kötü bir hareketti. Yani yatırımcıların ciddi anlamda güveni sarsıldı. Rubeniz gerçekten benim de çok beğendiğim şirketler arasında yer alıyordu. Özellikle tekstil sektörü benim için çok önemlidir. Ruben işte yani hala var bende ama e, açıkçasını söylemek gerekirse hayal kırıklığıydı. Tamamıyla hayal kırıklığıydı. Ama olsun bakalım hele neler oluyor neler bitiyor sabrımız var bakalım yani 10 TL 9 TL gelir ise zaten Vallahi bilmiyorum umarım gelmez. Ama hala iskonto oranı yüksek olduğunu düşünüyorum. Aksen varmış. E, Şok Market, Genil, İpek, Özak Gayrimenkul, Arena, TAV Havalimanları, Aselsan, Bimaş, Arena e, 2021'in e, 2021 ile 2022 senesi e, yılları arasında en fazla yatırım yapan şirketler arasında kendi nezdinde yüzdesel olarak yaklaşık %20 bin mi ne öyle bir şey bir yatırımı vardı. Küçük yani 2021'de küçük yatırımı vardı 1 milyon seviyesinde. Bunu herhalde ciddi anlamda ciddi seviyeye çıkardı da tam olarak rakamı hatırlamıyorum yanlış olmasın. Yatırım yapıyor ama bakalım neye yatırım yapmış. Hava limanları varmış burada en fazla lotlarını e, artırmışlar yatırım fonları. Aselsan, Bimaş, İşvin, Sasa... Anadolu Sigorta, Galata Wind, Bobet ve e, Tüpraş olmak üzere buradaki şirketlere ciddi anlamda yatırım yaptıklarını görebiliyoruz değerli dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.